29 Eylül 1911. Trablusgarp Savaşı'nın başlaması. Trablusgarp Savaşı 1911-1912 yılları arasında İtalya Krallığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasında meydana gelmiş, İtalya'nın galibiyeti ve Osmanlı'nın Kuzey Afrika üzerindeki hakimiyetinin sona ermesiyle sonuçlanmıştır. Trablusgarp, Osmanlı coğrafyasında Batı Afrika toprakları olan Libya ve çevresine verilen bölgesel bir isimdir. Ve Osmanlı denizcisi Turgut Reis tarafından 1551 yılında Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir. Bu coğrafya fethedildikten sonra uzun bir süre Karamanlılar adıyla anılan Osmanlı tebaası bir Türk aşireti tarafından yönetilmiş, Osmanlı'nın zayıflaması ve Uzak Afrika coğrafyası üzerindeki tesirinin azalmasıyla Dayı adıyla anılan yerel bağımsız beylikler tarafından idare edilmeye başlanmıştır. 23 Eylül 1911'de İtalya, Osmanlı Devleti'ne Libya topraklarını istediğini belirten bir NATO gönderir. 29 Eylül'de de harp ilan eder. Dönemin Meclis Başkanı Halil Menteşe'nin naklettiğine göre İtalyanların yaptığı planlı bir işgal çalışmasıdır. Trablusgarp'ın İtalyanlar tarafından işgalinden önce İtalya hükümeti o günlerde gerek memleket dahilinde gerek Trablusgarp'ta harp vesileleri ihzarına koyuldu. Adana'da İtalyan tebaasından bir Yahudi kızının bir İslam'la kaçmasını ve ihtida etmiş olmasını İstanbul'daki sefir mühim bir mesele şekline soktuğu gibi Roma gazeteleri de İtalyan hukuk ve menafiinin Türkiye dahilinde tehlikede bulunduğundan bahisle yaygarayı kopardılar. Trablusgarp Harbi esnasında İtalyan başvekili olan Gioretti sonradan o günleri hatıralarında şöyle yazmıştı. Türkiye'ye ilanı harp ettiğimiz zaman birçok faraziyat ortaya atıldı. Meselenin iç yüzünü bilmeyenler bu kararın birdenbire alınmış olduğunu zannederler. Fas meselesinin ortaya çıkması ve Fransa nüfuzunun oraya yerleşmesi, Mısır meselesi ve İngiliz nüfuzunun orada tasdikinden sonra Libya'yı Osmanlı idaresine bırakmamız mümkün değildi.